Kolay gelsin. Buyurun. Ay aşk olsun Adalet Hanım. Beni tanımadınız mı? Ayol ben Emel, Emel. Size evi ben sattım ya. Ah çok affedersiniz Emel Hanım. Ben işte böyle evin telaşından bir an çıkaramadım, kusura bakmayın. Olsun, hiç önemli değil. Ama bakın bana, şakkadanak adınızla sanınızla söyleyiverdim sizi. Niye? Çünkü siftah sizin evle yaptım. Yani bu benim sattığım ilk ev. Aa, öyle mi? Hayırlı olsun. Ay size de komşum, size de. Ama yani siz de ne kadar tez canlıymışsınız. Yani sen 8 aylık mısın nesin anlayamadım ki ben. Öyle pazardan domates alınır gibi ev mi alınır be? Evet, evin konumu, büyüklüğü tam istediğim gibiydi. Onun için ani karar verdim. Aa, ama kararınızda benim de etkim mutlaka olmuştur yani. Ben bu emlak piyasasında yeniyim ama vallahi pek becerikli çıktım ha. Sizin şu kapıyı açın da ben bir evi kontrol edeyim. Bir akarı kokarı olmasın sakın. Aa, yok, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda Emel Hanım. Kontrol edilecek hiçbir şey yok. Olmayacak tabii. Neden? Çünkü Emel Emlak'ta yamuk olmaz. Emel Emlak presentable bir kuruluştur yani. Ama ben yine de içim rahat etsin diye bir kontrol etmek istiyorum. Yok 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 yok. Hiçbir sorun yok Emel Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Anne, o vizeyi salona mı asayım? Hayır oğlum, banyoya as. Tabii ki salona asacaksın. Canım. Merhaba canım. Caner de değil mi? Emlakçımız Emel Hanım. Merhaba Emel teyze. Çüş. Teyze mi? Oğlum, senin gözlerin iyi görüyor mu? Yani bir bak bakayım bana. Ben senin teyzen olacak yaşta mıyım? Allah Allah. Ben olsa olsa ablan olabilirim evladım. Yani illa çok canı çekiyorsa birine teyze demeyi. Şuradaki kadın var ya. Şu yaşlı ve çirkin olan. Hani çamaşır ısıyor. Ona teyze diyebilirsin. Yasemin teyze. Zaten kazık kadar kızı var. Yaşını başına almış bir insan o. Ona yakışır yani. Ama bence sakil durur. Emel Hanım izninizle eminim ki sizin de çok işiniz vardır. Sizi de tutmayalım. Benim de evi toparlamam gerekiyor bir an önce. Olur mu Adalet Hanım? Benim zaten işim bu. Yani ben en azından diyorum ki şu banyonun karolarının yedeklerini ben size yerlerini göstereyim. Çünkü şimdi taşınırken kırarlar dökerler neme lazım. Emel Hanım banyo karolarında da hiçbir sorun yok. Adalet Hanım şimdi yok. Yani o makine bağlanırken ben biliyorum etrafı kırıp dökecekler. Oğlum çamaşır makinesini bağladı. Hiçbir problem çıkmadı. Ayrıca karolarda bir problem çıkarsa emin olun ki ben bulurum. İyi canım. İyi o zaman. Afiyetle oturun yani. Tövbe tövbe. Yabani midir nedir bunlar? Buranın insanları fazla komşuluğa meraklı gibi. Evet. Öyle gibi. Ama ben onların ayaklarını kesmesini bilirim. Hadi geç.